İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 5. toplantısı. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün konuşması. Rusya Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdı mı? Bölüm 4. Doğu Ermenistan, Güney Kafkasya'da Avrupa Birliği'nin önemli bir ortağıdır. Bir Ermeni Müslüman olabilir mi? Garen Matevosyan özel bir fotoğraf yayınladı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonunu destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 5. toplantısı 9 Mart'ta gerçekleşti. Oturuma Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armena Gabrahamyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan hükümetinin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armena Gabrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Miras Bakanlığı'na atıfta bulunarak çeşitli projeler sundu. Oturumda hükümet üyeleri yakın gelecekte Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nda yer alacak projeler önerdiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armenuhi Sahakyan 9 Mart'ta Batı Ermenistan Televizyonu'nda bir konuşmada bulundu. Konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde haftanın olaylarına değindi sözcü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 4. oturumunun 2 Mart'ta gerçekleştiğini belirtti. Oturum, Armena Gabraham ve hükümet üyelerinin de hazır bulunduğu Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Batı Ermenistan Hükümeti'nin genel durumu ele alındı. Batı Ermenistan'ın ilk devlet başkanı Armena Gabrahamyan, Artsak'ta zorla yerinden edilen ailelerin uğradığı maddi ve fiziki zararlara ilişkin hukuki süreçlere değindi. Armenag Gabramyan, Artsak vatandaşlarının başvuruları ve gerekli belgelerinin toplanmasıyla ilgilenmeye devam ettiğini bildirdi. Sözcü konuşmasında 21 Şubat 2024'te Misak ve Medine Manuşan'ın cenaze töreninin Paris'teki Ölümsüzler Panteonu'nda gerçekleştiğini belirtti. Tören sırasında Panteon'un ön kısmında 1915 tarihi ve Ermenistan ibaresi yer aldı. Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın Armenosid'in haritası da çizildi. 1915 yılında Türk hükümetinin Batı Ermenistan'da Ermenilere karşı uyguladığı soykırım Armenosid, Fransa tarafından ilk kez 24 Mayıs 1915'te kınanmış ve insanlığa ve medeniyete karşı yeni bir suç olarak nitelendirilmişti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti bütün bunları en yüksek devlet düzeyinde sunduğu ve onayladığı için Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'a derin şükranlarını sunarlar. 1915 yılından itibaren çeşitli devletler Ermenilere karşı uygulanan soykırımı Armenosidi kınayan kararlar almıştır. Amerika Birleşik Devletleri benzer kararları 3 kez 1916, 1919, 1920'de aldı ancak Osmanlı'nın eylemlerini durduramadı. 24 Mayıs 1915'te Fransa, İngiltere ve Rusya İmparatorluğu bu aynı katliamları Arminosid'i kınayan ortak bir bildiri yayınladılar. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sinarminya TV, Rusya Ermenilere karşı uygulanan soykırımı, Arminosid'i tanıdı mı yazı dizisini özetleyerek bu sorunun cevabını netleştirecek önemli noktaları sizlere sunuyor. 24 Mayıs 1915'te Fransa, İngiltere ve Rusya'nın ortak beyanında şöyle deniyor. Son bir aydır Batı Ermenistan'da Osmanlı yetkililerinin doğrudan desteğiyle Ermeniler, Kürtler ve Türkler tarafından katlediliyor. Nisan ortasında Garin, Bitlis, Muş, Sason, Zeytun ve Kilikya'nın her yerinde Ermeni katliamları, (Arminosit) yaşandı. Van çevresindeki yüzlerce köyün sakinleri katledildi. Van'daki Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuşatıldı. Aynı zamanda Konstantinopolis'teki Türk hükümeti barışçıl Ermeni halkını tutuklamalara ve benzeri görünmemiş baskılara maruz bırakıyor. Türkiye'nin insanlığa ve medeniyete karşı işlediği bu yeni suçlar karşısında Rusya, Fransa ve İngiltere'nin müttefik hükümetleri. Bağbali'ye, Türk hükümetinin tüm üyelerine ve ayrıca katliamda Armenosit'te yer alan yerel temsilcilerin tamamı işlenen bu suçlardan şahsen sorumlu olduklarını açıkça beyan ederler. Konuyla ilgili daha fazla bilgiye Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği Temsilciliği Başkanı Büyükelçi Dikran Balayan, Avrupa Birliği Askeri Komite Başkanı General Robert Braider ile görüştü. Büyükelçilik tarafından bildirildiğine göre General Braider, Avrupa Birliği'nin askeri ve savunma alanındaki stratejisini ve bundan kaynaklanan öncelikleri, pan Avrupa güvenlik vizyonunu aktardı ve bu bağlamda Doğu Ermenistan'ın Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya'da önemli bir ortağı olduğuna dikkat çekti. Avrupa Birliği Sivil Gözlem Misyonu'nun Doğu Ermenistan'daki faaliyetlerine değinen büyükelçi bunun bölgesel güvenlik açısından önemli bir istikrar sağlayıcı role sahip olduğunu kaydetti. Muhataplar Güney Kafkasya ve Doğu Avrupa'daki son gelişmeler Bölgesel güvenlik perspektifleri ve işbirliği fırsatları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Milliyet.com Ermeni Müslüman olabilir mi sorusunu gündeme getiren bir makale yayınladı. Hamşen halkının Müslüman olmasına rağmen Ermenice konuşması ve Ermeni kültürü ve geleneklerine ait unsurlar taşıması çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Ermenilerin kendilerini tanımlarken vurguladıkları temel özelliklerden biri de Hristiyan inancıdır. Hamşen halkının Müslüman olmasına rağmen Ermenice konuşması, Ermeni kültürü ve geleneklerine ait unsurlar taşıması Ermeninin nasıl tanımlanması gerektiği sorusunu gündeme getirmiştir. Aram Arkun'un hamşenliler hakkında yazdığı ilk kapsamlı kitap Ermeniler arasında tartışmalara neden oldu. Bugün sayıları 150 binden fazla olan Hamşendiler, Batı Ermenistan, Rusya, Gürcistan ve Ermeni cemaatinin bulunduğu bazı batı toplumlarında yaşıyor. Arkun, Kuzeydoğu Türkiye'de Hamşen'in Tarihi, Toplumu ve Kimliği adlı kitabında Türkiye'nin işgal ettiği Batı Ermenistan'da yaşamaktan bahsediyor. Kitaba göre milattan sonra 790 yılında Ermenistan Araplar tarafından fethedildiğinde liderler Şabuh Amatun ve oğlu Hamam'ın rehberliğinde Bizans yönetimi altında Pontus'a göç ettiler. Buradaki başkente Hamam'ın isminden Hamamaşen adı verildi. Daha sonra tüm bölge Hamşen olarak anılmaya başlandı. Ermeniler bu kitaba farklı yorumlarda bulunmuşlardır bir kısmı Hamşen halkının dini ne olursa olsun Ermeni olduğunu söylerken diğer kısmı ise artık Türk olduklarında ısrar etti. Bazılar da Ermenilerin İsa'nın doğumundan önce var olduğunu, Hristiyanlığın sonradan kabul edildiğini, bu nedenle Ermenileri tanımlarken dine öncelik verilmemesi gerektiğini belirtti. Ancak Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, tarih meraklılarına Ermenilerin atası olan Hayk Nahabet ve İmparator Büyük Dikran'ın Hristiyanlığın Ermenistan'a gelmesinden çok önce de var olduğunu hatırlatıyor. Türk sahtekarlı Ermeni gerçekliğinin otladığı yerde duruyor. Armenolog Karen Matevosyan mikroblogunda özel bir fotoğraf yayınladı. Bu özel fotoğrafta Muşo Arakelos Manastırı'nda, şu anda var olmayan iki ünlü haçkarın önünde iki parça halinde Muşo carındır diye anılan Ermeni dilindeki en büyük el yazması kitabının resmi yer alıyor. Fotoğraf ilk kez Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı'nın Soykırımdan Sonra Soykırım kitabında yayınlandı. Sımpatder Avedisya'nın divanından alınmıştır. Tarih yaklaşık 1900-1910'lardır. Ancak el yazmanın varlığı muhtemelen 1915 yılını da işaret ediyor. O dönemde Türkler manastırı yağmalamış, Almanlar da ganimetten payını almıştı. Fotoğrafı Almanlar çekmişti. Manastırın ünlü oyma kapısı da Almanya'ya gönderilecek yağmalanan eşyalar arasındaydı. 1916 yazında tüm bunlar Bağış Bitlis'te Ermeni gönüllülerin eline geçti ve Ermeni antik eserlerini kurtarmak için orada bulunan arkeolog Sımpat der devredildi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Westen Ermenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Velen Armmennya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Christine Sakyan tarafından seslendirilen Hamşen Ermeni şarkısı Garmi adlı eseri sunuyoruz. chahe kadagu insar tai <imitation> eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.